TV.net ekranlarından herkese merhaba. Eğitim sektörünün nabzını tuttuğumuz tercih rehberi programı başlıyor. Üniversite tercihleri yapacak adaylar için resmi tercih dönemi bugün başladı. Adaylar tercihlerini 20 Ağustos gün sonuna kadar ÖSYM'ye iletebilecekler. Programımızda meslek seçimi ve tercih yapmanın püf noktalarını konuşacağız ve üniversiteleri tanımaya devam edeceğiz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Fatma Çelik konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Çelik konuğumuz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla öne çıkan bir üniversiteden geliyorsunuz. İsmini de Biruni'den alıyor. Çok kıymetli. Evet. Şöyle demek istiyorum, Biruni Üniversitesi ile tanıyarak başlayalım ama öğrenciye ne gibi ayrıcalıklar katıyor? Gerçekten ben uzun zamandır Biruni Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Başlangıçta ortaya koyduğumuz vizyon sadece kendine değil, aslında bütün dünyaya yarayan, bütün dünyanın hizmetinde olan öğrenciler yetiştirmekti. Ve biz bu vizyonla bilimin geleceği olduğumuz geleceğini ürettiğimiz mantığından ilerleyerek üniversitemizi kurduk ve üniversitenin içerisinde pek çok bölümü oluşturduk. Tabii sağlık temalı bir üniversite olmamız sebebiyle de pek çok üniversiteden farklıyız. Çünkü ana temamız sağlık olmakla birlikte yanı sıra mühendislik fakültelerimiz, eğitim fakültemiz, zaten tıp fakültesi bizim lokomotif fakültelerimizden birisi. Ardından diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi. Tabii bu işin orta noktasında durdular. Mühendislik ve eğitim de bizim için çok kıymetli branşlara sahip. Özel eğitim öğretmenliği gibi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi. Ki mühendislikte ne olabilir diyeceksiniz ki aslında sağlıkla teknoloji çok iç içedir. Ve bu amaçla da bilgisayar mühendisliği ve yine onların 2 yıllık versiyonları ya da ön lisans versiyonları, yine benzer şekilde biyomedikal mühendisliği gibi pek çok bölüme sahibiz. Tabii bu ciddi anlamda bu bölümlere sahip olmanın yanı sıra da hem akademik açıdan, akademik kadroları açısından hem de eğitimin müfredatları açısından cidden pek çok üniversiteden farklı ve diğer bir farkımız da biz bu eğitimleri yaparken ilk başta farkında olmadan yaptığımız farklı uygulamaları şimdi daha sistematikleştirdik ve 10 farklı adı 1 ile başlayan, Biruni ile başlayan, Tek ile başlayan, Uni ile başlayan programlara, eğitim programlarına, uygulamalarına sahibiz. Tabii bu uygulamaları biz uzun zamandır devam ettiriyoruz. Bir tanesi de pandemi dönemindeki çevrim içi ya da online, her iki şekilde de söyleyebilirim. Çevrim içi derslere çok oturan bir deha programımız, Biruni ders hazırlık programı. Tabii biz bu programı aşağı yukarı 7-8 yıldır zaten uyguluyorduk. Bir tek ona görüntüyü eklemiş olduk sonrasında. Yani karşılıklı senkron ya da asenkron dersleri yapmaya başladık ki aslında biz senkron yapıyoruz dersleri, yaptık derslerimizi. Yani eş zamanlı yaptık. Hoca anlatırken öğrenci de karşısında oldu. Ve öğrencilerimiz okulda oldukları müddetçe de bu dersleri senenin sonuna kadar açıp açıp dinleyebilecek hale geldiler. Bir arşiv oluştu diyebilir miyiz? Tabii çok net arşivlerimiz, zaten 7 yıllık bir arşivimiz var ama üzerine bir de görüntülü olan arşivlerimiz de eklenmiş oldu. Sınavların da dahil olduğu arşivlerimiz eklenmiş oldu ki ondan evvel de biz zaten küçük quiz sınavları dediğimiz sınavları da zaten bir deha üzerinden çoktandır yapıyoruz. Bize bir pandemi dönemi bizi çok zorlamadı ama deseniz ki online'da mı öndesiniz? Aslında biz pandemi döneminde yaptığımız uygulamalı eğitimlerle öndeyiz. Çünkü biz sağlık alanı uygulamalı eğitim yapmak zorundadır. İnsan sağlığına hizmet eden işler öğretilirken bunu sadece teorikten yürütebilmek ya da online'dan yürütebilmek söz konusu değildir. Yapılır, yapılmaz değil. Ama iyisini yetiştirebilmek için, kalitelisini yapabilmek için öğrenciye bunu karşılıklı yapmak gerekir. Biz stajlarımızdan ve uygulamalarımızdan vazgeçmedik. İsteyen her öğrencimize, tabii ki çekinen öğrencilerimiz de oldu. İsteyen her öğrencimize uygulamalarını kurumda pandemi kurallarına uygun bir şekilde yüz yüze gerçekleştirdik. Ve bu konudaki ilk 6 üniversiteden biriyiz. Oldukça başarılı uygulamalı eğitimlerimiz oldu. Bu çok ciddi bir fark. Böylece aslında eğitim aksamadı diyebiliriz değil mi? Hiç aksamadı. Ha, bazı öğrencileri de aynı zamanda gelememiş, uygulamasını yapamamış olan öğrenciler için de halihazırda şu anda devam ediyor. Biz uygulamalı eğitimlerimizi yüz yüze devam ettiriyoruz. Aşı tabii çok önemli. Herkes aşılansın. Lütfen herkes aşısını olsun. Bebekken tabii bizi kimse durduramaz, seçimlerimizi sormaz ve annelerimiz bizim anne ve babalarımız aşılarımızı yaptırır, rutin aşılarımızı yaptırır. Yetişkin olunca insan bazen şaşırır. Keşke yine anne babalarımız başımızda dikilip bizi
yine doktora götürse bazılarını ve ne olursa olsun aşıları olsa biz başından itibaren aşılı bir üniversite olduk. Hepimiz aşılarımızı tam manasıyla yaptırdık. Tabii bu da çok büyük bir avantaja dönüştü. Neden? Çünkü uygulamalı eğitimlerde herhangi bir bulaşa fırsat vermedik. Okulumuzdan kaynaklı da hiçbir bulaş olmadı. Aynı zamanda güvenli bir kampüsümüzde bu noktada hem hastanemizde hem kampüsümüzde güvenli kampüs uygulamalarının içerisinde devam edeceğiz. Çok büyük ayrıcalık bunların hepsi. Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Şimdi Biruni Üniversitesi'nin kendine has eğitim modelleri var dedik. Siz bir dehayı bahsettiniz ama sizden bir ileri ve bir kardan eğitim modelini de dinleyebilir miyiz? Evet, tabii. Tabii bir ilerinin özel çıkış noktası bizim aslında geçmiş yıllarda da yapmış olduğumuz bazı öğrencilerin girecekleri, ileriki hayatlarında girecekleri sınavlarla ilgili hazırlıklardı. Biz bunu pek çok öğrencimizle, aslında geçmişe de birçok öğrencimizle, bu hem dikey geçiş sınavları için, hem KPSS kamu personeli seçme sınavları için, hem de akademik lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin girdikleri sınav olarak bilinen ALES sınavı için zaten isteyen her öğrencimize hazırlardık. Şimdilerde onu daha sistematik yapıyoruz. Yani bu seneden itibaren çok daha sistematikleştirdik. Geçmiş yıllarda adını bu şekilde koymamıştık. Biz onu kendi kendimize yapıp yürüttüğümüz bir işti. Şimdi çok sistematik bir şekilde dönüştürdük ve bir ileriyle üniversite hayatını daha farklı basamaklarda sürdürmek isteyen ya da devletin açmış olduğu sınavlara girip başarılı olmak isteyen öğrencilerimiz için kurs fırsatları oluşturduk. Sınava hazırlık kursları, evet. Bunlar. Ama hepsi ileri aşamalar için. Yani ön lisans öğrencileri dikey geçiş sınavına girmek zorundalar. İsterlerse eğer 4 yıl okumak, lisans okumak isterlerse. Yine 4 yıllık lisans bölümlerini bitirmiş öğrenciler de kalan hayatları için eğer akademik olmak ya da bilim adamı olmak istiyorlarsa ilerleyecekleri alanlar, lisansüstü alanlar. Onun için de akademik lisansüstü sınav önemli. Bunlar çok önemli tiyolar. Yani ben kimsenin kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Herkes de bilmez. Üniversitenin kapısından içeri bir kere girdiniz mi sonuna kadar ilerleyebilirsiniz. Eğer başarılı ve iletişimi güçlü, karşı tarafa verebilen, ona verilerini alıp kullanabilen kişiyseniz gerçekten aslında üniversitede olmak, var olmak, üniversitenin içerisinde devam edebilmek, bilim insanı olmak ve bunun için iyi danışmanlara sahip olmak son derece kıymetli. Biz öğrencilerimize danışmanlık yapmaktan hiç geri durmuyoruz. Yani saklamıyoruz bildiklerimizi. Avucumuzun içinde tutmuyoruz ki avucunun içerisinde tutan pek çok üniversite vardır ya da pek çok akademisyen vardır. Yani başkası olsun istemez. Der ki bu benimki olsun sadece ya da sadece hani benim sevdiklerim olsun. Halbuki öyle değil. Biz vakıf üniversiteleri, özellikle Biruni Üniversitesi, bu konuda herkese bu fırsatın edilmesi gerek. Zaten herkesin eline geçmez. Yani herkes bunu başaramaz. Ama o fırsatı vermek gerekir herkese. Biz o fırsatı her öğrencimize veriyoruz. Ki akademik danışmanlık dediğimiz programlarımız da bunlardan birisi ve kariyer danışmanlığı bir kardan isimli programımızda öğrencimiz mezun olduktan sonra ona yol göstermeye çalışan kariyer merkezimizin yürüttüğü hem istihdam alanında hem eğitim anlamında onlara destek veren önemli bir merkez olmadığı takdirde de çocuk mezun olduktan sonra kendisini kuş gibi hisseder. Hani üniversiteden bir anda diplomayı alıverir ve boşlukta kalır. O boşlukta kalmaması için mezuniyet sonrası eğitimlerinde devam ettiği çok önemli programlar bunlar. Ve bir ömür boyu sürdürülebilir bir eğitime sahip olan işler. Her 10 programımızın 10'u da çok düşünülmüş. Biz üniversite olarak doğrusunu söylemek gerekirse çoğu zaman sabah 7.30'dan itibaren ya da hayatımızın önemli bir kısmını bazen ben şey diyorum, uykudayken bile üniversitede yapılacaklarımızı düşünüyor olabiliriz. Ya da bir projenin arkasından koşuyor oluyorum açıkçası. Pek çok genç arkadaşım da, pek çok yaşıtım arkadaşlarım da, meslektaşlarım da bence benzer şekilde. Biz de orijinal bir şekilde bütün bu çalışkan, istekli hocalar da, akademisyenler de bir araya gelmişiz gibi geliyor bize. Biz çalışırken hani yanımızda, yörümüzde herhangi bir... Bizden farklı aykırı davranan bir hocamız da yok açıkçası. Ya da hani bu kişinin içeride ilerlemesi de pek söz konusu olmuyor. Yani ben danışmanlığı yaparken herhangi bir hocamın rahatsızlık duymadığını da biliyorum. Ve bütün bu 10 sistemin onu da bir dehadan başlayıp bir Bilginol'la, bir Düşeyit'le ya da bir Akar'la, bir Bilpar'la devam eden tüm bu projeler, hepsi proje aslında, düşünülmüş şeyler.
O kadar oturdu ki bizim içimize. Bazen onu yaptığımızın farkında olmadan aslında biz bu projeleri yapıyoruz. Mesela seninle konuşurken farkında olmadan 20. dakikanın sonlarına doğru ben zaten bir hikaye anlatasım geliyor. Yani çünkü öğrencinin dikkati dağılıyor. Yani sana yaparsam şaşırma yani. Arada 20. dakikanın sonuna doğru sizi. 20. dakikanın sonuna doğru ya hayallere kapılmışsa öğrencimiz ne olur ne olmaz deyip bizim bir bilgin ol sistemimiz de çok kıymetli bu yüzden. Arada durup bilinçli bir şekilde öğrencileri konuyla alakalı onların dikkatini tekrar toplayacak. Tekrar çekiyorsunuz evet, konuya. Evet, onun konuyla alakalı başka bir alana götürüp tekrar geri getiriyoruz. Çünkü aslında öğrenme çok zor bir iş. Ve herkes aynı şekilde öğrenmiyor. Çok mu ben belki hızlı arka arkaya gidiyorum ama siz size çok... soru sormaya umarım fırsat veriyorumdur. Ben gireceğim, aralara gireceğim. Gayet güzel anlatıyorsunuz. Çok bir keyif düş ediniyorum. Eğit, bir düş eğit bu amaçla geliştirilmiş çok önemli bir program. Herkes aynı şekilde düşünmediği gibi aynı şekilde öğrenmiyor. Bu çok uzun zamandır eğitim bilimcilerinin farkında olduğu. Öğrenme hepimizin, modelleri farklı. Hepimizin evet. bildiği, çok iyi bildiği bir şey. O zaman madem bunu biliyoruz, biz neden hayata geçirmeyelim ifadesini kullandık ve biz üniversitede bunu hayata getirdik. Yani geçirdik. Herkes farklı şekilde öğrenir. Kimisi birebir öğrenir. Kimisi 3-5 arkadaş grup halinde öğrenir. Kimisi tamamen sessizlikte çalışır. Kimisi görsel bir materyal olmadığımı öğrenemez. Hepimiz bambaşka şekillerde öğreniyoruz. Kimisi ben, işitsel şeyleri tabii, daha... Ben mesela evet. paldır küldür gürültünün içerisinde çalışmayı seviyorum. Yani illaki yanımda ya da kulağımda bir müzik sesi var. Aslında konsantre olup ilerliyorum. Ama başka birisi hiç ses istemiyor yanında. Ya da başka birisini öğretirken hocanın ona grubun içerisinde öğretmesi halinde çok daha mutlu oluyorken öbürü birebir çalışmaktan haz duyuyor. Ve biz bunları ya da kritik düşünmeyi aynı şekilde eleştirel düşünebilmeyi de öğrencilerimize bir düş eğit isimli programımızın içerisinde bununla alakalı seçmeli dersleri de kullanarak öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenci kendi farkında olursa çünkü sağlık bilimlerinde şöyle bir şey var. Biz hem iş yaparız sağlık bilimlerinde aslında hem de hastalarımıza ya da sağlıklı insanlara bir şeyler hep öğretiriz zaten. Kendimiz nasıl farklı öğrendiğimizi öğrenince başkalarına öğretmek de daha kolay oluyor. Yani herkesi farklı bireyler olarak kabul eden öğrenciler yetiştiriyoruz. Ve her farklılıklara da kişiye özgü Tabii. eğitim veriliyor denebilir. Evet. Ben üniversitenizi çok ziyaret ettim. Evet. Bulundum ortamınızda. Gerçekten öğrenciler sabah kafeteryada bir başlıyor. Hocalarla öğrenciler evet. keyifli sohbetlere, paylaşımlara. Daha sonra da istenen hocanın kapısı, odası istediği zaman ziyaret edilebiliyor. Öğrenciye çok açık. Ben de bunlara çok şahit oldum uzun evet, yıllar boyunca. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben buraya gelmeden evvel çok sevdiğim bir öğrencim var. Söylemeyeceğim kaç yıldır bizimle olduğunu. Onunla birebir çalışarak geldim. Halbuki değil mi yaz günü ne işi var öğrencinin yanında? İyi de yani eğer biz ona yeterince öğretmeden üniversiteden gönderirsek bu bizim bir eksikliğimiz olmaz mı? Onun öğrenmediğini öğrendiğimizde, fark ettiğimizde ona gerekeni yapmak durumunda değil miyiz? Tabii. Bunun içinde neye ihtiyacımız var? İletişim kurmaya ihtiyacımız Tabii. var. Kafeteryalarımız, sınıflarımız, anfilerimiz, laboratuvarlarımız, bizim öğrenciyle çok yüksek temasa geçtiğimiz, sadece işi öğretip çıkmadığımız yerler. Öğrencilerimizle tam olarak arkadaş oluyoruz da diyemem. Doğru değil çünkü. Tabii. Onun bizim usta çırak ilişkisi içerisinde ilerleyen bir iş olduğunu bilmesi lazım. Ama evet. biz çok ulaşılabilir evet, hocalarız evet. ve öğrenci bizden herhangi bir şey sormaya çekinmez. Çekinmeden bizlerle her seviyeden hocasıyla ki araştırma görevlilerinden profesörlere varıncaya kadar her seviyeden hocasıyla isterse eğer kendisi isterse iletişim kurabilir. Bunun için fırsat verilir ve bir akran arkadaşlığı bizim öğretim yöntemlerimizden birisi. Aynı zamanda çocukların kendi akranlarından öğrenebilmeleri için de akran olmak isteyen çocukları da yetiştiriyoruz. Oryantasyon programlarımız var. Kendisini daha üniversitenin içerisinde okurken başka arkadaşlarına, diğer arkadaşlarına küçük küçük derslerin ipuçlarını anlatırken buluyor bu çocuklar. O da çok keyifli da güzel, başka bir şey. Gerçekten. O da bir akar programımız bizim. Hepsinin adı Biruni ile başlar zaten bu programların. Zaten yapmış olduğumuz programları isimlendirdik. Biz tutorial olarak isimlendiriyorduk eskiden. Onu daha çok asistanlarımız, araştırma görevlilerimizle yürütürken şimdi hadiseyi biraz daha büyütüp hem bizlerle hem akranlarıyla hem araştırma görevlilerimizle yapmaya başladılar. Ve biz evet. gerçekten çok önemli proje danışmanlarıyız. Sanırım Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hiçbir bölümünde proje arkadaşlığı yapmayan öğrenci kalmadı.
Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin çok kıymetli bölümleri var. Çocuk gelişimi bölümü, odyoloji bölümü. Ben hepsini severim ama yani benim için önemli öne çıkardıklarım. Kendi bölümümü ayrı çok seviyorum. Tabii fizyoterapi ve ergoterapi bölümleri. Hepsi projeler yapıp üreten çok kıymetli bölümler. Ve bu çocukların bu bölümleri fark edip o bölümleri yazması ve bunu vakıfta okuması çok büyük avantaj. Biz bir vakıf üniversitesinin tavrı, Biruni Üniversitesi'nin tavrı. Aslında belki başka diğer vakıf üniversitelerinde bu tavır var mı yok mu çok iyi bilmiyorum. Ben olduğunu tahmin etmiyorum da. Biz tavır olarak öğrencilerimizi yetiştirirken de onları bilim adam herkesi değil, herkes istemiyor çünkü bilim adamı olmayı. Hayata karışmak isteyebiliyorlar ama çok önemli bir kısmı bunu hissediyor. Yani bizim onlara gösterdiğimiz önemi fark ediyor ve bizimle birlikte olmak için projelerde yer alabilmek için ki bunlar onların portföyleri için çok önemli. Herkes farkında. Yani mezun olduktan sonra istihdam alanına yerleşebilmek için projelere sahip olmaları gerektiğini biliyorlar. Ve tüm bu bölüm sağlık bilimlerinde, eğitim bilimlerinde, mühendislik bilimlerinde, tıp fakültesinde, diş hekimliği fakültesindeki öğrencilerimiz bizim proje arkadaşlarımız aynı zamanda. Yani daha şimdiden meslektaşımız. Ben biliyorum ki bu çocuklar gelecekte de Türkiye'nin ve ülkenin birinde yetişen bu çocuklar, Türkiye'nin ve ülkenin gelecekteki büyük sözleri söyleyen, büyük buluşları olan kişiler olacak. Onlarla biz de gurur duyacağız. Ben onların hocası olmaktan gurur duyuyorum açıkçası. Biz de merakla takip edeceğiz bu süreci. Duyacaksınız. Evet, geçtiğimiz yıl Biruni Üniversitesi doluluk oranlarında birinci sırada yer aldı. Şimdi bu konuyu ele alalım. Sizce bunun sebepleri nelerdir ve sırrı nedir? Bence mezunlarımız. Yani aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Net bir şekilde bizim mezunlarımız. Tabii ki arada her insanların kendi potansiyellerinden kaynaklı herkes dört dörtlük olmayabilir. Ama çok çok iyi işler yapan öğrencilerimiz bizim onlar için ne kadar gayret ettiğimizi biliyorlar. Öğrencilerimiz bence bizim aynamız. O aynalar bize bunu sağladılar. Bunun reklamla falan yapılabilmesi söz konusu değil. Doğrusu öğrencilerimiz bizi olması gereken yere taşıyorlar. Çünkü onların kendi markaları bu. Doğru bir markayla ilerlediklerini, hayata başladıklarını bildikleri için bunu da muhtemel ki arkadaşlarına söylüyorlar. Diğerlerine bu fırsatı sağlıyorlar. Tabii biz çok iyi işler yapıyoruz. O iyi işler de artık ortaya çıkacak. Daha ortaya çıkacak. Çok daha başka noktalara gelecek. Biz sadece şeyde değil, yani piyasada değil. Aynı zamanda bilim camiasında da çok ileriye gideceğiz. Çok zaman kalmadı. Bu bir birikimle olabilecek bir şey. Tabii ki ilk günlerde olması söz konusu ya da ortaya çıkması söz konusu değildi. Ama artık onun için yeterli olgunluğa eriştik ve artık bundan sonra meyvelerini toplayacağız. İlk meyveleri de gençler zaten çok kıymetliler bizim için. Onlar bizi bu noktaya getirdi diye düşünüyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde basından takip ettik. 500 yataklı yeni bir hastanenin müjdesi verildi. Evet. Hali hazırda iki tane hastanemiz var. Biri diş hastanesi olmak üzere. Bu yeni hastaneniz hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Yeni hastane 650 yataklı arasında. Tabii ameliyathaneleri şunları bunları bakınca biz 600 yataklı olarak kabul ediyoruz. Tabii bu yeni hastanenin lokasyonu bizim için çok kıymetli, çok ulaşılabilir bir yerde. Bugün Küçükçekmece Sefaköy arasında son derece uygun bir yere lokalize edildi ama asıl önemli olan içerisindeki ileri teknolojinin var olması. Ama bir cihazın ileri teknolojiye var olması bizim yüksek iletişimden ve yüksek temastan uzaklaşmamıza sebep olmamalı. Yani yüzü soğuk bir hastane olmayacak. Muhtemel ki insana çok temas eden, insanla iletişim içerisinde olan ve bilim üreten, sadece tedavi etmeyen, aynı zamanda bilim üreten bir hastane olacak. Eğitim hastanesi olacak zaten. Yani biz içerisindeki verdiğimiz eğitimi şu an başka hastanelerle afiliasyonlarımız var. Çok kıymetli hastanelerle öğrencilerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Ama orası bizim kendi ana üssümüz olacağı için muhtemel ki bizi en az birkaç metre ileriye atacak, yani birkaç kilometre hatta ileriye atacak diye, fırlatacak diye düşündüğümüz yerlerden birisi. Zaten onunla birlikte de bilimde de biz zaten çok konuşulan bir üniversiteyiz ya da çok iş yapan bir üniversiteyiz ama biz doymuyoruz buna. Yettiğini düşünmüyoruz çünkü Türkiye zaten bilimde istediği atağı yapamamıştır. Bunu kendi üniversitemizin dışına çıkarak konuşacak olursak Türkiye bilimde doğru markaları yetiştirmemiştir. Yani Aziz Sancar bizim markamız gibi duruyor ama aslında Amerika'da kendi söz ya da Mehmet Öz bugün
bizim markamız değildir. Biz kendi markalarımıza, kendi bilim adamı, kendi gerçekten dünya için iyi iş yapmış insanlara kendi ülkemizden yetiştirmeliyiz. Ve bunun için de sağlık temalı bir üniversitenin iyi bir hastaneye, bir değil birkaç hastaneye ihtiyacı var. Biz birkaçıncıyı yapıyoruz. Zaten iki tane var. Üçüncüyü ekleyeceğiz buna. Diğerleriyle de birlikte devam edeceğiz yolumuza. Diş hekimliği hastanemizde bizim göz bebeklerimizden birisi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, son dakikalarımıza girerken sizden üniversite ve bölüm tercihi yapacak öğrencilere de tavsiyelerinizi dinleyelim. Sevdikleri işi yapsınlar. Sevmedikleri bir işte olurlarsa benim biraz önce söylediğim şeyleri, başarıları elde etmeleri çok güç olur. Sevdiği işi tercih ederken de aynı zamanda istihdama da çok önem vermesi lazım. Aynı zamanda hem sevdiği işi yapmalı hem de sonrasında da bir işe yerleşip hayatını kazanabilmeli. Tabii bunun için de şimdiden daha bizim verdiğimiz ipuçlarından yola çıkarak kaliteli bir okulda da iyi yetişmiş olması gerekir. Bu yüzden hangi mesleği seçerse seçsin, ben kendi üniversitemdeki tüm bölümlerin çok geleceğin mesleği olduğuna inanıyorum. Zaten biliyorum. Hangisini seçerse seçsin. Bu bilgisayar mühendisliği de olabilir, bu odyoloji de olabilir, bu çocuk gelişimi de olabilir. Kaliteli yetişeceği için gelecekte çok seveceği bir işi yapıyor olacak. Kaliteli yetiştiği için, evet. Severek yetiştiği için. O yüzden gençler ne olur tercihleri yaparken sevdiğiniz bölümü yukarı yazın ama bunu yaparken ölü tercihlerde yapmayın. Ölü tercihlerde bir işe yaramaz tercihleri yapıp gitmeyecekleri bölümleri alta yazmak, üste yazmak. Veya sonradan pişman olacakları. Sonradan pişman olacakları işlerin içerisine girmesinler ve çok çalışsınlar. Ne olur üniversiteye gelince şu ana kadar çalıştıklarının daha fazlasını çalışmak gerekeceğini unutmasınlar. Bekliyoruz, kapımız açık. Şu an çok önemli bir fırsatın eşiğindeler. Bu eşiği çok kolay atlayacakları inancıyla onlara başarılar diliyorum. Evet, meslek hayatı bölüm seçiminin önemine değindiniz. Üniversite belirlerken uzun bir liste var aslında. Üniversite tercihleri tek gibi görünse de uzun bir liste yapacaklar. Üniversiteleri seçerken neye dikkat etsinler? İşte bu noktada da iyi üniversiteyi seçmek önemli. İyi üniversiteden kastettiğimizde iyi iş yapan, çok reklamı olan değil. Yetiştirdiği öğrencileri iyi yetişmiş üniversiteleri tercih etmeliler. Ben kendi üniversitemin bu konuda en iyisi olması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ona da vardığımızı biz birkaç kere ispat ettik. Çok genç olmamıza rağmen, genç olmak şu demek değildir. Biz genç olmamıza rağmen çok deneyimli akademisyenlere sahip olduğumuz için kendi bulunduğumuz yıl yaşımızın, üniversite yıl yaşının bence en az bir 20 yılı daha var. Hepimiz 20 yıllık, 30 yıllık tecrübelerle bu üniversitelerin içerisine yer alıyoruz. Tecrübeli, iyi yetişmiş elemanların, akademisyenlerin var olduğu, sadece mekanlara bakılmayan, mekanlarına bakarak sakın üniversiteleri seçmesinler. Çünkü içinde ne var ona baksınlar. Çocuklar bazen o hataya düşebiliyorlar. Bazen de şehir hatasına bazen şehir hata. Evet. Mümkün olduğu kadar bulundukları şehirlerin içerisinde kalarak ve bizim bir avantajımız tabii ki İstanbul. İstanbul bir ülke kenti değildir. Aynı zamanda bir dünya kentidir. Sadece Türkiye'nin çok önemli bir kenti değildir. Biz İstanbul olarak da dünya kenti olduğumuzu biliyoruz. Böyle bir kentte okumak da, İstanbul gibi bir kentte okumak da çok büyük bir avantajdır bir üniversiteliğe. Çünkü üniversite sadece üniversitenin içerisinde okumak değildir. Entelektüel olmanın yolu da iyi bir kentte, mümkünse bir dünya kentinde okuyor olmaktır. Diğerleri de tabii son derece kıymetli. Biz sadece İstanbul içinde, İstanbul genelinde de konuşmayalım. Ama Türkiye'nin pek çok kenti çok kıymetli de İstanbul dünya kenti. Bunun da farkında olmak lazım. Sosyal anlamda da çok geniş imkanlar var. Tabii sosyal anlamda çok geniş imkanları var. Gerçekten özellikle ben kendi üniversitemde şunu görüyorum. İstanbul'un ortasında çok ulaşılabilir. Pek çok yere öğrencinin ulaşabildiği, aynı zamanda ulaşabildiği yeşillikler içerisinde. Aynı zamanda denize hakim, denizin yanı başında. Çok kolay ulaşım yollarına sahip, karayollarına sahip, Marmara'ya sahip bir üniversitenin yanındayız. Bu da bizi çok büyük avantaja getiriyor. Yani hem Anadolu'nun hem Anadolu'dan hem Avrupa'dan pek çok öğrenci rahat bir şekilde bize ulaşabiliyor. Bulunduğu mekanda son derece rahat, şeyin içerisinde, kaosun içerisinde değil. Aynı zamanda tenhalığın içerisinde de değil. Bu da çok büyük bir avantaj getiriyor diye düşünüyorum. Evet. Yani o yüzden de çocuklar, gençler daha doğrusu bu noktada tüm bunlara da dikkat etmek durumunda. Sonra pişman olmamak için. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sizi ben teşekkür ediyorum. Üniversitenizi tanıdığınıza çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum.
Tercih Rehberi'nin burada sonuna geldik. Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Fatma Çelik konuğumuzdu. Yeni bir Tercih Rehberi'nde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.